Dereyli'den başlayan tırmanışımız devam ediyor. Yolun bittiği yerde kamp atacağımız gölden gelen dereyle birlikte şu an yükseliyoruz. Hava biraz açtı. Karşıda Duatepe, solda Ditvak görünüyor. Evet, saat 5 gibi kamptan çıktık. İlk çarşağımız Doniket Sirvi için. Saat şu an 7:10 geçiyor. 2 saat 10 dakikada Bel'e ulaştık. Arka tarafı çok merak ediyorduk. Şu an ilk kez arka tarafı görmüş olacağız. Evet. Evet. Doniket Sirvi'miz. Sonra Demir Kalem, Marsis denilen zirve. Aşağı köylüler Mars istiyormuş. Ve karşıda Karataş. Evet, Aşıt arkada. Karşıda isimsiz bizim Demir Kalem dediğimiz köylülerin Mars istediği zirve. Ve Doniket Zirve'ye son metreler. Cevabı geliyor. Arkada da Mehmet hocamız geliyor. Biraz arkada kaldı. Manzara güzel. Karşıda Doğatepe, Ditvak, Kaçkar, Kavrun Zirve görünüyor. Arada Kemerli Kaçkar görünüyor. Sağda altı parmak görünüyor. Gerçekten güzel bir hava var. Yine karşı tarafımızda Güngörmez Dağları. Marsis 2 diyelim artık. Ve Doniket Zirve'miz. Evet, sağ şu an 8:02 geçiyor. 5 gibi çıkmıştık kamp alanından. 3 saat sonra ilk hedefimiz Doniket Zirve'ye geldik. Buranın haritalarda bir ismi yok ama hemen altında Doniket yerlisi olduğu için biz buraya Doniket Zirve dedik. Ve şu an zirvedeyiz. Güzel bir hava. Karşıda Kudaşev, Karataş, Marsis 2 veya Demir Kalem. Arka tarafta da Kaçkar Dağları. Bütün zirveleri görünüyor. İnişteyiz. Böyle gidip malzemelerimizi alacağız ve sonra aşağıdaki yeşillikten sırt boyu günün ikinci zirvesini hedefliyoruz. İşte şu an Doniket zirvemiz. Burada enteresan bir düzlük var. Taşlar dümdüz bir alan oluşturmuş. Artık doğal mı, insan yapısı mı bilemiyoruz. Çok enteresan. Aşağıya vadiye doğru devam ediyoruz. Evet. Faaliyet devam ediyor. Karşımızda Demir Kalem, Karataş ve Kudaşev. Çok güzel görünüyorlar.
İkinci zirve için tırmanış devam ediyor. Hemen önümde bir baba var. Babayı izliyoruz. Zirve çok az bir mesafe kaldı. Yükselmeye devam ediyoruz. Bir kulvara girdik. Babalar var. Bırakanlara teşekkür ederiz. Zirve sanırım karşıdaki. Sağ tarafta kalan. Kulvardan yükseliyoruz. Sanırım zirve hemen şu sağ üstümüzdeki görünen kaya. Çok az yolumuz kaldı. İkinci zirveye doğru kulvara girdik. Tırmanışımız devam ediyor. Kulvardan hafif sağa doğru dönüş yaptık. Hatta burada bir bırakılmış Türk bayrağı gördük. Zirve son 20 metre civarı. Karşılardan buralara geldik. Günün ikinci zirvesi. Zirve yaklaşık bir 7-8 metre karşımda bayrak direği görünüyor. Tam karşımda. Günün ikinci zirvesi. Şu an aşağıdaki köylülerin Mars istediği ama haritalarda ismi olmayan günün ikinci zirvesi. Birazdan GPS ölçümünü yapacağız. Tebrikler. Recep Kulaber'le beraber bakalım. Devam ediyoruz. Evet, şu an arka vadi. Tam zirvedeyim şu an. Evet, şu an tam zirvedeyim. Büyük ihtimal inip karşı aşağı Karataş'a ve solda görünen Karataş zirveleri deneyebiliriz zamanımız yeterse. Hava çok güzel. Evet, zirvenin hemen altındayız. Ters taraftan iniş yapıyoruz. Rotamız bu. Karşıda aşağı Karataş. Ve saat 15.50, günün 3. zirvesi. Aşağı Karataş'tayız. Oh. Evet, karşıda Kudaşev ve önümüzde, hemen önümüzde Karataş zirve görünüyor. Bugün onu da planlıyorduk ama gerçekten biraz uzak ve yani çok da kolay görünmüyor. Belki yarın atabiliriz. Evet. Aşağı inip şuradaki boğazdan sağdaki vadiye geçmeyi planlıyoruz ve buradan karşıdaki Baralış tepesinden yanından kamp alanına inmeyi planlıyoruz. Üçüncü zirvemizi yaptık. Recep abinin botunun tabanı çıktı. Zaten çıkması da dördüncü zirveye gitme şansımız yoktu çünkü saat şu an 5'e geliyor. Karanlığa kalma ihtimalimiz var ve bilmediğimiz bir zirve. Şu an Aşıta geldik. Burada enteresan taşlar var. Sanki doğal değilmiş gibi görünüyor. Üst üste dizilmiş gibi. Böyle bir hava var. Bu aşıttan aşağıdaki düzlüğe inip Barhal aşıttan kamp alanına gitmeyi planlıyoruz. Evet, bu aşıt sanırım inebileceğimiz bir aşıt. Çarşak bir türlü bitmiyor. Aşağıdaki vadiye inip geçitten kamp alanına gitmeyi planlıyoruz. 22.45 Recep abi de geldi kamp alanına. Gerçekten zorlu bir faaliyetti.